Gözdeciğim ne yapıyorsun? Ehliyete başvuruyorum. Bu videoların başlığını artık Gözdeciğim ne yapıyorsun diyeceğim. Her birinde öyle açıyorum. Kolay bir şey mi? Ehliyetin mi yoktu? Niye başvuruyorsun ya? Ya kolay. İşte önce DBR'in web sitesinden girip şey yapıyorsun. Başvuru formunu istiyorsun. Onlar evet. Sana postayla gönderiyorlar. Bu başvuru formunu gönderiyorlar. Evet. Okay. Sonra bunu dolduruyorsun. Formu dolduruyorsun. Sonra gerekli olan evraklarla birlikte zarfa koyup sen onlara geri postalıyorsun. 2-3 haftaya ehliyetin geliyor. Şahane. Şimdi form üzerinden anlatacağım detaylı. Sevgili dostlar selam. Yine bir bilgi belge videosuyla İngiltere'de yaşama adapte olmanız için yardımcı bir videoyla birlikteyiz. Bu sefer de ehliyeti konuşacağız. Ehliyetimiz aslında bizim Türkiye'deki normal ehliyetimiz. Burada da bir sene geçerliliğini koruyor aslında. Ama ehliyet almak neden önemli? Aynı zamanda bir adres kanıtı. Üzerinde bir adresiniz yazdığı için de adres kanıtı olarak işte bankada hesap açarken falan gösterebildiğiniz bir belge. Tıpkı Türkiye'de de olduğu gibi yani bazen kimlik istediklerinde ehliyetimizi falan gösteriyoruz. Burada da bir nebze o şekilde iş. O yüzden de ehliyeti almak önemli. Şimdi burada ilk başta bir provisional ehliyet dediğimiz böyle bir öğrenci ehliyeti gibi bir şey alıyoruz. Ondan sonra gerçek ehliyete başvurabiliyoruz. O provisional ehliyetinde bir sene gibi bir geçerlilik süresi oluyor. Onunla araba kullanmayı sürdürebiliyorsunuz falan filan. Nasıl alıyorsunuz? Öncelikle DVLA'in sayfasına giriyorsunuz ve oradan bir hesap açıyorsunuz. Oradan da talepte bulunuyorsunuz ehliyet almak istediğinizle ilgili. Şimdi gelin o formu birlikte inceleyelim. Formu doldurdunuz. Ondan sonra da diyorlar ki size bir hafta içerisinde evinize bir zarf yollayacağız. Orada bilgilerinizi doldurarak, gerekli bilgileri doldurarak tekrar bize gönderin. Biz de size ehliyetinizi gönderelim diyorlar. İşte o zarf da bu. Postadan çıkan zarfınız bu. Zaten gidilecek adreste, daha doğrusu göndereceğiniz adreste üzerinde yazıyor. Sadece içerisindeki formu doldurup gerekli belgenizi koyup göndermek kalıyor. Gerekli belgenizi onu da şimdi açıklayacağım. Şimdi burada bu arada formlar zaman zaman değişiklikler gösteriyor. Çünkü biz bu formu daha önce de aldık. Belli bir doldurma süresi vardı. Onu açtık. Buradaki adresimiz net olmadığı için falan. Ondan sonra tekrardan form istedik. Neyse önemli değil. Gelen ikinci formda biraz daha değişiklikler vardı. O yüzden formlarda değişiklikler olabilir. Elbette her aldığınız belge gibi her bir kısmını satır satır okuyun lütfen. Çünkü işte bakın en başından itibaren böyle küçük ama önemli bilgiler veriyor. Nasıl doldurmanız gerektiğiyle ilgili mutlaka siyah kalem kullanın diyor mesela. Mutlaka bütün harfleri büyük harf, capital letter olarak uppercase yazın diyor. Bu tip durumlarda önemli. Yazmasam ne olur bilmiyorum ama işte böyle yazın diyor. O yüzden de işte resmi bir form olduğu için o şekilde doldurmaya dikkat etmek gerekiyor. Şimdi geçtik formda dolduracağınız kısımlara. Bakın bu ilk kısmın bizle pek fazla bir alakası yok. Çünkü bizim henüz bir UK pasaportumuz yok. O yüzden bu kısmı aslında doldurmuyorsunuz. Ama lütfen dediğim gibi siz dikkatlice okuyun. Formlar zaman zaman değişiklikler gösteriyor. Fakat şu aşağıda siz ne tip bir belge teslim ediyorsunuz kim olduğunuzla alakalı diye bir kısım var. Ve o belgenin niteliğini soruyor size. Bizim de Ankara Anlaşması ile gelen herkes gibi BRP'miz yani Biometrical Residential Permit'imiz var. Okutucuyu işaretliyorsunuz ve Biometrical Resident Permit kartınız üzerindeki işte bir kod var. O kodu yazıyorsunuz. Yani tıpkı bizim TC kimlik numaramız gibi bir numara. Oraya o numarayı yazıyorsunuz. Şimdi geldik ikinci kısma. İkinci kısımda sizden adres bilgilerinizi istiyor. Burada bazı detaylardan bahsediyor. Diyor ki mesela aşağıda fotoğrafı nasıl yapıştıracağınızdan falan da bahsediyor. Neyse. Buradaki kısımları okuyun. Fakat tam olarak bunları nasıl dolduracağınızı anlamanız için aslında arkada A ve B bölümünün açıklamaları var. Mesela orada bazı detaylar var. O detaylara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü burayı okuduğunuz zaman şu aşağıya bir fotoğrafınızı yapıştırmanız gerekiyor. Haliyle bir fotoğrafa ihtiyacınız var. Diyor ki fotoğrafınızın arkasını imzalayın. Fakat diyor ki arkasında da B noktasında. Eğer diyor bir BRP teslim ediyorsanız diyor. Yani fotoğrafınızın arkasını imzalamanıza gerek yok diyor. O yüzden de fotoğrafınızın arkasını imzalamanıza gerek yok. Fotoğrafınızın arkası da şurada bu saydam bir şey. Şurası çıkıyor. Buraya fotoğrafınızı yapıştırıyorsunuz falan filan. Sonra buradaki işte efendim isminiz, yaptığınız iş, ev adresiniz, posta kodunuz,
hangi numaradan size ulaşabiliriz gibi bilgiler var. Onları dolduruyorsunuz. Evet, bahsettiğim gibi fotoğraf kısmına geldik. Bir fotoğrafınız olması gerekiyor. Biz de onu çektirdik. Burada çektirdik. Siz işte buraya gelmeden önce falan da çektirebilirsiniz. Hesaplı olur falan düşüncesi, bilmiyorum. Biz burada bir semt fotoğrafçısı bulduk. Ondan çektirdik. Biraz pahalı oldu. 16 pantodan başı falan gibi bir parası vardı. Ama meslektaştır dedim. Çok da mesele etmedim bu konuyu. Ama böyle otomatlar falan var. Muhtemelen yarı parasına falan da halledebilirsiniz. Önemli bir şey değil. En nihayetinde bir evrak dolduruyorsunuz. Bütün gereksinimleri halletmek lazım. Sonuçta bir fotoğraf var burada. Bunun arkasını imzalamıyorum dediğim gibi. Bakın şu kısım ne diyor abi? Peel here diyor. Burayı soy diyor. Soyalım. Şimdi bundan sonra biz kimlik bilgisi olarak, kanıt olarak BRP'mizi işaretledik ve onun belge numarasını sunduk ya. Aynı zamanda belgenin aslında istiyor. Burada detayda yazıyor zaten. Belgenin aslında istiyor. O belgeyi de, yani BRP kartınızı da, yani bu benim için, dur cebimde zaten, benim için şu oluyor. Bunu da evranızın içerisine, yani zarfın içerisine koyuyorsunuz. Şimdi BRP gönderirken ya aslında kimliğinizi bir postaya koyup gönderiyorsunuz. Bir parça böyle bir korkutucu gelebilir, yani kaybolursa ne olur falan gibi. Evet, bu konuda endişe duyulacak bir durum olduğunu söyleyebilirim. Doğru söylüyorsunuz. Bir yandan burada da bazı açıklamalar var. Diyor ki yani bir haftadan önce sana belge dönmeyeceği için bir haftadan önce eğer ihtiyacın varsa içinde belgeyi koyma diyor, ama belgeyi koymazsan işte ehliyeti alamıyorsun falan, yani anlamsız bir şey. Tabii ki belgeyi koyuyorsun, yani bu belgeyi koyacaksın her halükarda. Şöyle bir detaydan daha bahsediyor. Onu da içerisinde yazıyor. Diyor ki biz diyor second class olarak, yani ikinci sınıf olarak postalarımızı gönderiyoruz diyor. Bunu takip edemezsin diyor. Fakat sen takip edilebilir bir posta istiyorsan diyor, bunu special cargo formuyla bize iletebilirsin diyor. Yani bunun içerisine, şimdi postaneye gittiğimizde göreceksiniz. Postanede biz bu kısmını anlatırız. Postaneye gittiğinizde bu special delivery poşetlerinden istiyorsunuz. O poşeti de bu formlarla birlikte zarfın içerisine koyuyorsunuz ki bu poşetin üzerinde bir tracking number var. Oradan da işte Royal Mail'in internet sitesinden bunu track edebiliyorsunuz, takip edebiliyorsunuz. Bu sayede BRP'm nerede diye pek fazla endişelenmiyorsunuz. Bu formunda 6-6,5 pound falan olması lazım ama yazarım mutlaka net bir şekilde. Fiyatlar da zaman içerisinde, siz bunu 2 sene sonra izliyorsanız bu videoyu, muhtemelen değişiklikler gösterilecektir. Hem fiyatlar hem formlar. Şimdi gelin bunu dolduralım biz. Bu zarfın içerisine koyalım, sonra postanede görüşürüz. Evet, geldik. İçeride çekim yapamam herhalde. Ama çekebilirsem o bahsettiğim poşetinde fotoğrafını çekeceğim. Evet sevgili dostlar, postaneden çıktım. Şimdi artık önce muhtemelen BRP'lerimizi geri gönderecekler. Yani kimliklerimizi geri gönderecekler. Ondan sonra da muhtemelen 2-3 haftadan bahsediyorlar ama herkesin tecrübesi biraz farklı oluyor. Bakalım işte 2-3 hafta içerisinde de ehliyetleri gönderecekler diye düşünüyoruz. Poşetlere ne kadar para ödedim? Poşet dediğim bu special delivery dediğimiz şeye ne kadar para ödedim? Gelin ona bakalım. Ona da kişi başı 6.85 ödedim ve zarfların içerisine koydum. Dostlar selam. Ehliyetim olduğunu tahmin ettiğim bir mektup aldım. Ne kadar oldu? Yaklaşık 2 ay kadar oldu herhalde başvuralı. Bakalım o mu gerçekten? Evet. O. Gerçekten o. Tata! Sevgili dostlar, gerçekten de ehliyetim gelmiş. Sevindim. Bu ehliyeti almak şu açıdan da önemli. Aynı zamanda bu bir adres kanıtı. Bir yere belge sunarken falan bunu kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda kimlik gibi de kullanılabiliyor. O yüzden sevindim. Bu arada geçerlilik süresi, ben böyle bunların, bu provisional ehliyetin geçerlilik süresini bir sene falan zannediyordum. Bak abi, 10-9-2021 diye verilmiş. 9-9-2031. Yani 2031 yılına kadar geçerli diyor. Bu çok acayip bir durum. Bu konuda bir bilgim yoktu. Neyse, zaten provisional ehliyet çok matah bir şey değil abi. Yanınızda böyle mutlaka normal bir ehliyeti olan bir insanla falan kullanmanız gerekiyor. Provisional ehliyeti aldıktan sonra eğer bununla araç kullanıyorsanız bunun normalini almak lazım. Normal süreci de anlatırım. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Ben İngiltere'de ve Londra özelinde yaşam içerikleri yapmayı sürdüreceğim. Lütfen sizler de paylaşın benimle. Neler görmek istiyorsunuz? Onlardan bahsedin. Bir de herkesin gerçekten yorumları kıymetli oluyor. Herkesin deneyimleri çünkü farklı oluyor. O deneyimlerinize, farklı tecrübeleriniz varsa lütfen aşağıda paylaşın ki herkes faydalanabilsin. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.